Kapsamına göre maliyet sistemi ile ilgili soru çözümüne devam edelim. Evet. Sorumuz ekranda. Evet arkadaşlar, şimdi sorumuzu bir inceleyelim bakalım. Bakın sorunun güzelliğine bakın. Soru 2009 yılının ikinci döneminde ve 2013 yılının ikinci dönemindeki yeterlik maliyet muhasebesi sınavlarında birdir. Tarihte bir ilktir. Aynı soruyu moda mod hiçbir rakamını değiştirmeden bile bu sınavda tabi bu iki sınav 90 2009'un ikinci sınavı ile 2013'ün ikinci sınavı birinci ve ikinci soruları moda mod aynı. Yani 2013'ün ikinci dönemine giren arkadaşlar 2009'un sorularını çözmüş ve özümsemişlerse 100 alıp çıkmaları lazım. Öyle bir sınavdı. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım hemen. Bakın ne diyor? Diyor ki maliyetlerini aylık olarak belirleyen bir işletme diyor. Aylık olarak belirleyen. Burası önemli. Aylık olarak belirleyen işletmenin Temmuz ayına ilişkin üretim maliyetleri aşağıdaki gibidir. Tamam. Temmuz'a ait bilgilerini vermiş. Ne maliyetlerimiş bunlar? Üretim maliyeti. Gider çeşitleri. Sabit giderler, değişken giderler. Bak. Direkt malzemeyi yazmıyor. Bak. İlk madde malzeme diyor. Onun direğini endireğini ayırıyor. İşçilik diyor. Onun direğini endireğini ayırıyor. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Direkt malzeme ile ilgili verdiği bilgiye bakın. 120 lira. Hangi kısma yazmış? Değişken. Tamam. Endirekt malzeme 30 lira da değişken. İşçiliğe giriyorsun. İşçiliğin direkt olan bölümüne 125 lirayı sabite yazmış. İşte burada insanın beyni yanıyor. Ya diyor ki direkt işçiliği nasıl olur sabit olur diyor. Yani direkt işçi üretim yoksa direkt işçi diye bir şey yok. Onun adı endirektir. O da zaten genel üretim gideri içine girer. O yüzden burada yazdığı kısım birkaç defa da tekrar etti. Sana şunu söylemeye çalışıyor. Sen diyor benim burada yazdığım yok dışarıdan sağlananlar, amortismanlar, çeşitli giderlerle çok uğraşma. Ben sana diyor sabit 375 bin lira diye, değişken de 320 bin lira diye ayırdım. Geliyoruz. İşletmenin yıllık kapasitesi 300 bin adet olup Temmuz ayında 20 bin adet mamul üretmiştir. Yıllığı 300 binmiş. Temmuz'da 20 bin adet mamul üretimi yapılmış. Ay sonunda yarı mamul bulunmaktadır. Şimdi size tavsiyem artık bu aşamada bunu yapmalıyız. Bizim böyle yıllığı şu kadar ama bu kadar üretmiş, aylığı bu kadar ama bu kadar üretmiş gibi kapasiteyi ilgilendiren sorularda tavsiyem hemen soru kağıdının o bölümüne kapasite kullanım oranını hesaplayın. Şimdi burada şunu söyleyin. Yıllık 300 binken aylık 20 bin adet üretmiş. Peki burada bununla bunu karşılaştırmamız mümkün mü? Değil. Mutlaka birini diğerine çevirmemiz lazım. Biz yıllık kapasiteyi Temmuz ayı ile ilgili bilgiler verdiği için hemen aylığa çeviriyoruz. Aylık kapasitemize bakalım. Soru kağıdı üzerinde yapıyoruz bunu. Aylık kapasitemiz 300 bin bölü 12. O da kaç çıktı? 25 bin. 25 binden hareketle geliyoruz. Şuraya neyi hesaplayacağız? Kapasite kullanım oranı. Bu adam aylık kaç üretiyordu? 20 bin. Kaç üretmesi gereken kapasite vardı? 25 bin. O da 0,8. Bu bulduğumuz oran bizim hangi maliyet yöntemimizde işimize yarayacak? Kapasite kullanım oranı normal maliyette. Devam edelim. 300 bin adet Temmuz ayında ise 20 adet mamul üretmiş. Ay sonunda yarı mamul bulunmamaktadır. 20 bin tane mamul üretmiş. Elinde hiç yarı mamul yokmuş. Hepsini mamule dönüştürmüş. Üretilen malların %75'i, yani biz 20 bin tane üretmiştik. Bunun %75'ini 600 bin liraya satmışız. İstenenler. Fiili maliyet yöntemini uygulayan işletme. Hemen hatırlayalım. Fiili maliyet neyi esas alıyordu arkadaşlar? Fiili maliyet. Fiili tamamen gerçeğe esas almıyor mu? Diyor ki gerçekleri esas alan yöntemi uygulayan işletme. Zaten bana gerçekleri vermişsin. Üretim maliyetleri aşağıdaki gibidir demişsin. Benim burada ekstra bir şey bilmeme gerek yok ki. Sen buraya fiili maliyeti yazmasaydın da fiili maliyeti. Ben her halükarda işlemlerimi zaten verdiklerinle yapacaktım. Ama iş bilimsel olması açısından çok sağlıklı. Ama bizim arkadaşlarımız sınava giren
Siz değerli arkadaşlarımız, sınavda ben kafamı nasıl karıştırırım düşüncesinde oldukları için fiili maliyet yönteminden aklıma bir şey gelmedi hocam. O yüzden soru kafamı karıştırdı, yapamadım deyip diyen arkadaşlar var. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Fiili maliyet yöntemini uygulayan işletme. Aklında bir şey yok. Yoksa devam et. Normal maliyet yöntemine göre. Ha, normal. Normal demişse o zaman benim aklıma şu gelecekti. Sabitleri neyle çarpacaktım? Kapasite kullanım oranıyla. Devam. Normal maliyete göre toplam maliyeti, birim maliyeti bularak, tamam bulduk. Satıdan mamül maliyetini, brüt satış karını, al sana bir soru daha. Brüt satış karını, al sana bir soru. Oluşan kapasite hesapla sunutlarını, haydi bakalım. Dönem sonu mamül tutarını hesaplayınız. Bu sorunun eleştireceğim tek yeri şu. İstenenleri paragraf şeklinde yazmış olması. Bunları ayrı bir şık olarak yazsaydı A, B, C, D diye. Öğrenciler en azından farklı şeyler bulacağım durumunda olacaktı. Böyle paragrafa yazmış sanki bir cümle gibi. Aslında bir sürü şey istiyor soru. Şimdi sorudan hemen biz kendimize ait olan yerleri çıkarmaya çalışalım. Sırasıyla gidelim. Bizden istediği şey normal maliyete göre ilk toplam ve birim maliyeti bulmamız değil mi? Biz normal maliyete göre nasıl işlem yapıyorduk hatırlayalım. Normal maliyet yöntemi. Normal maliyet yöntemi de hatırlayın. Neleri alıyorduk? Değişken maliyetler artı sabit maliyetler çarpı kapasite kullanım oranı. Değişken maliyetler dediğimiz, soruya gelip döndüğümüzde, geriye dönüp baktığımızda zaten ben sana değişkenleri verdim diyor kardeşim. Değişken maliyetler, ilk madde malzeme, işçilik, dışarıdan sağlanan, amortisman tükenme, çeşitlikler, bunlar hep üretimle ilgili. Bunları sabit değişken diye ayırdım. Yani değişkene kaç lira yazmamızı istiyor? 320 bin lira. Tertemiz. Artı sabitlere ne kadar yazmamızı istiyor? 375 bin lira. Ama diyor sabitleri aynen alma. Şunu yapıyor yani. Diyor ki 375 bin lira sabitin vardı ama sen bunun yüzde kaçını kullandın kapasite olarak? %80'ini kullandın. O zaman diyor %20'lik kısmını mamule yazamazsın. Normal maliyet bunu söylüyor tabi. 320 bin artı 375 çarpı kaç, orada bir rakam var ama onu mu yazdı arkadaş bilmediğim için. Çarpı 0.80 eşittir. 300 bin, evet onu yazmış. Metinle Gökhan. Teşekkür ederiz. Böyle ekip halinde sınava girsek değil mi keşke? Yani mesela birisi yazsa, birisi çözse, birisi anlatsa. 620 bin. 620 bin TL. Evet, bu bulduğumuz normal maliyete göre hangi maliyetlerimiz arkadaşlar? Toplam maliyetimiz. Soruya geri dönelim. Mehmet hemen aynen diyor. Hocam siz girseniz. Ah Mehmet ah. Evet. Ama ben mali müşavirliği yapar, defterlerin parasını da ben alırım. Ramazan. Ona göre. Evet. Şimdi geldik. Bizim sorumuzu ne istemişti? Normale göre hem toplam hem de neyi alınız? Birim maliyeti bulunuz diyor. Birim maliyeti buluyoruz. Birim maliyet. Birim maliyet nasıl bulunur? 620 bin TL bölü. Kaç adet üretiyordu? Temmuz ayı ile ilgili bilgilerde 20 bin. Evet, adet. Bunu böldüğümüzde götürüyor. 31 TL bölü adet. Evet. Şu anda, çirkin yazdık bunu bir daha düzelteyim. 31 TL bölü adet. Evet arkadaşlar. Şu anda sorunun istediği bölümlerden. Evet. Şimdi diyor ki, Ramazan dersten sonra sohbet ederiz. Evet. Cevaplayacağım. Şimdi geldik. Birim maliyeti bulduk. Satılan mamül maliyetini bulduk. Şimdi bir şey sorayım. Bu bulduğum ne benim? Bu bulduğum 620 bin lira ve 31 lira. Bulduğum ne? Hemen cevap istiyorum. Üretim maliyeti. Tabii çok güzel. Üretimin toplam maliyeti. Üretimin toplam maliyeti. Yani mamülün maliyeti aslında. Niye? Çünkü bu adamın yarı mamülü kalmamıştı elinde dikkat ederseniz. Yarı mamülü yoksa demek ki hepsi ne olmuş? Mamül olmuş. Yani biz şu anda mamüllerin maliyetini bulduk. Peki bu mamüllerin maliyetini bulduk da bunların hepsini sattık mı?
Kaç taneye üretmiştik? 20 bin tane. Bu adam ne diyordu bize? Hemen satılan mamul maliyetini bul. Şimdi insan satılan mamul maliyeti deyince tablo hazırlayası geliyor, değil mi? Öyle bir şey yok. Zaten senin ürettiğin belli. Yani sen burada satılanı bulabilmek için satılan mamul maliyeti arkadaşlar. Ne kadar üretmişsin toplam olarak şu senin neyin? Üretim maliyetin. Üretilen mamul maliyeti. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada yapmamız gereken işlem. Toplam 620 bin liralık bir üretim var. Bunun yüzde kaçını satmış? %75'ini. Eşittir. Evet, 465 bin değişik bir çözüm. O da doğrudur, yanlış değildir. Mesela bu, ben burada ne yaptım? Toplam maliyetten hareketle, üretim maliyetinden hareketle aldım. Gittim bunun %75'ini. Ama zaten 31 liraya mal etmişti tekini. Kaç tane üretiyordu yıllık olarak bu adam? 20 bin. %75'ini satıyorsa 20 binin %75'i kaç eder? 15 bin eder. 15 bin çarpı 31 deseniz de 465 bini bulursunuz. Bu da ne maliyet oldu? Satılan. Yani şunu söylüyor. Sen diyor 620 bin lira ürettin. 620 bin liranın %75'ini sattın, 465 bin lira. Ürettiklerinin sana maliyeti 31 lira diyor. Tamam. Devam edelim. Satılanı bulduk. Diğerini de bulduk. Brüt satış kârını bulunur diyor. Satış kârı nasıl bulunur? Gelir eksi maliyetten bulunur. Hemen bulalım. Satış maliyeti. Evet. Kâr. Satışlara bakalım. İşletmenin satışları. Satışlar soruda ne kadar verilmişti arkadaşlar? Toplam 600 bin lira satış vardı. Hazır vermiş. 600 bin lira satış var. Biz zaten satışların maliyetini kaç lira bulduk? Dikkat edin. 465 bin lira bulduk. Neyi bulduk şu anda? Brüt satış kar zararı 135 bin TL. Evet. 135 bin TL'miz brüt satış kârı. Bu da tamam. Pardon. Geldik, brüt satış kârını bulduk. Oluşan kapasite sapmasının tutarı diyor. Bunu yeni duyuyoruz, değil mi? Oluşan kapasite sapması. Şimdi beraber bir beyin jimnastiği yapalım. Şimdi bu adamın düşündüğüyle gerçekleşenler arasında bir sapma olmuş mu? Onu bir düşünelim. Bu adam yıllık 300 bin adet üreteceğini, yani ortalama aylık 25 bin adet üreteceğini planlamamış mıydı? Ama gel gör ki aylık 25 bin üretecekken kaç tane üretti? 20 bin. Yani düşündüğünün %80'ini üretti. Peki bu kendisinin bir sapmayla karşılaştığını gösteriyor. Ne saptı? İşletmede üreteceği, makinelerini kurdu, tesisini kurdu, belki kirasını ödüyor, şunu yaptı, bunu yaptı. Yani bir takım sabit giderlere katlandı. Sabit giderlere katlandığı masrafların sadece %80'ini kullanarak mamule yansıttı. Yani %20'lik kısmı mamule yansıtamadı. İşte bu %20'lik kısım bu adamın sapmasıdır. Ve unutmayın, ileride de bunu farklı bir konuda gene pekiştireceğiz. Kapasite sapması sabit giderlerle ilgili bir durumdur. Bu adamın, hemen ifade edelim şuraya, kapasitesinde bir sapma olmuştur. Yani bu sapmanın oranı nedir deseydi, sapma oranı yüzde kaç diyecektik biz? 20. Yani bu adam %80 kapasiteyi kullanmışsa %20 sapmıştır. Ama bu adam soruda bize ne sormuş? Oluşan kapasite sapmasının tutarını sormuş. Kapasite sapması hangi giderlerle ilgilidir? Sabit. Ki az önce şurada biz normal maliyet yöntemini uygularken 375 bin liranın yüzde kaçını mamule yazdık? %80'ini. Yani 300 bin lirayı yazdık arkadaşlar, burası önemli. 300 bin lirayı yazdınız ama 75 bin lirayı yazmadınız siz mamul maliyetine. Peki sorayım, bu adam sabit olarak 375 bin liraya katlanmıyor mu? Katlanıyor. 75 bin lirayı ödemeyecek mi? Ödeyecek. Ama mamülü 300 bin lirasını yazıyor. Yazamadığı yeri, mamüle yazamadığı yeri bu işletme sapma olarak değerlendiriyor ve şunu söylüyor. Diyor ki ben 375 bin liralık kiradır, sigortadır, amortismana katlandım. Ama bunun %80'ini kullandım.
%20'si benim kullanmadığım, çalışmayan kısım gider ve zararları. Ve gelir tablosunda olağan dışı gider ve zarara yazılır. Bu da soruldu bize. Onun da sorusunu çözeceğiz. Yani burada bulacağımız sapma oranı %20. Bunun tutarı, yani kapasite sapmasının tutarını bulacağız. Kapasite sapması tutarını bulacağız. Kapasite sapması tutarı bulmak için bir defa 375 bin liralık sabit giderimizle sapan kısım, yani kullanılmayan kapasite, kullanılmayan kapasiteyi çarptığımızda bu da kaç lira olur dediniz? 75 bin lira. Ve bu soruda istemiyor ama bu 75 bin lira arkadaşlar bizim hangi hesabımıza yazılıyor? Gelir tablosunda çalışmayan kısım gider ve zarar. Kodlar bizim için önemli değil ama 689 mu? 680 diye hatırlıyorum. Belki de odur. Olabilir. Kod çok önemli değil. Evet. 689'muş arkadaşlar. Benimsi niye yoktu? Böyle kalmış. Evet. Çalışmayan kısım gider ve zararları hesabına ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Ben bunu da kodu kaldırayım. 680 diyenler oldu şimdi de. Ben bu kodu kaldırayım. Boş verin. Bizde kod çok önemli değil. 680. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Arkadaşlar yanlış hatırlamış olabilir. Önemli değil. Çalışmayan kısım gider ve zararları hesabına yazıyoruz. Bu soruda istemiyor. Ama istediği sorularda oldu. Peki sorumuza geri döndüğümüzde soru bizden ne istemişti? Oluştan kapasite sapmasının tutarını istemişti. Kapasite sapmamızın tutarı bizim toplam ne kadar? 75 bin lira. Evet arkadaşlar. Şimdi önemli değil Metin. Sonuçta çok da önemli bir bilgi değil. Evet. Geldik. Geldik. En son istediği yere, dönem sonu mamül tutarını hesaplayınız diyor. Dönem sonunda kalan. Şimdi düşünelim. Bu adam ne kadarlık üretim yapmıştı? Az önce çözdük. 620 bin lira. 620 bin liranın ne kadarını satmıştı? %75'i. Yani 465 bin lirasını satmıştı. 465'i sattıysa geriye satamadığı %25 var. Yani bunu çok farklı şekillerde de bulabilirsiniz. Üretilenden satılanı düşün. Geriye kalan ne olur? Dönem sonu mamül olur. O yüzden dönem sonu mamül farklı şekillerde bulabilirsiniz. Dönem sonu mamül stokları. Gidip direkt mesela şöyle yazayım. Üretilen eksi satılan. Yani böyle bir formül uydurdum şu anda. Kaç lira? 620 bin eksi 465 bin. O da eşittir. ...465 eşittir 155 bin lira. Evet. 155 bin liralık bir dönem sonu mamül stoğumuz var. Bunu farklı şekillerde de bulabilirdik. Şöyle ki direkt kafadan %25'ini alabilirdik. Aynı sonuç. Veya 31 tane 31 lira pardon 31 lira birim maliyetimiz var. Evet, Akkoyunlu güzel. 31 lira birim maliyetimiz var. Biz 20 bin tanenin %75'ini sattık. 15 bini 5 bin kaldı. 5 bin çarpı 31. Yani nasıl bulduğunuzun çok da önemi olmadığı bir sınav sorusuyla karşılaşmıştık. Ve bu sınav sorusunda dikkat edin, bize bir paragraf içinde neler neler sordu. Bize sorduğu şeyler normal maliyete göre toplam ve birim maliyeti buldurdu. Ardından buna göre diyor sattıkları şu kadar satmıştı, satılanı buldurdu. Sonra satılandan harekette kar buldurdu. Sonra dedi ki kullanmadığın kapasite senin kapasite sapmandır. Bu sapman ne kadardır onu buldurdu. Bu kırmızıyla yazdığım soruyla alakalı değildi. Ben bilgi vermek için yazdım. Ve dönem sonunda elinde ne kadarlık stok kaldı onu sordu arkadaşlar. Evet, soruya bir daha bakalım. Eğer eksik bir şey yapmadıysak bu soruyla ilgili noktalamamızı yapalım. Ve dikkat edin, az önce çözdüğümüz sorudan farklı olarak burada sabiti değişkeni hazır veriyor. Demek ki sabit değişken hazır verilmiş soruda işimiz daha rahat. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, sorunuz varsa alayım. Sorularınızı alıyorum.
Dersle ilgili sorularınızı alayım önce. Kaydı bitirdikten sonra sohbet ederiz. Dersle ilgili sorular. Herkes anladı mı arkadaşlar? İyi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Herkes anladıysa çok güzel. O zaman soruyu aldım oradan. Evet.